Sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir, keyifler yerindedir diye düşünüyorum. Bugün Medieval Dynasty'nin 4. bölümü ile birlikteyiz. Bir ufak hatırlatma geçelim. En son Sunboard'dan aldığımız kötü sıcak şakayı Warfrat'a iletmiştik. Ancak yıllardır zaten bunu yapıyormuş. Warfrat tarafından da bunu öğrendik. Ardından görevi tamamladıktan sonra da zaten Unighost'un yanına doğru gitmiştik ve hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Oyun hakkında fikir ve görüşlerinizi de videonun altına yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederim. Yine ortalama olarak 40 ve 1 saat arasında bir bölüm olacak. Bilgisini de vermekte fayda var. O halde başlayalım. Enerjisiz olmaz. Şimdi bir bina inşa et. Avcı kulübesi. Erkek domuz veya tilki avla demiş. Şimdi bizim evimiz ne taraftaydı? Şu tarafa doğru mu yapmıştık? Bir dakika, hemen bakalım. Adam bir hayli pislenmiş. O zaman bir dereye şaldır şuldur, head and shoulder bir sokalım. Temizlensin. Suyumuzu da içelim. Köyümüze bir kişiyi davet etmiştik en son. Biraz çapkınlık yapmıştık anlayacağınız. Tabii o kişiyi de köyde barınabilmesi için bir tane daha ev yapmamız gerekiyor. Şimdi onun da evini tamamlayalım en azından. O da dışarıda soğukta kalmasın garibim. Şöyle yaptım mı? Şimdi bir tane ev yapalım. Mesela şuraya olmuyor mu? Allah Allah. Çok garip. Şöyle yapalım. Çok engebeli. Şöyle yapalım o zaman. Ne lazımmış? 10 tane taş. Hemen topluyorum. Hızlıca evi de yapıyorum. Sonra gidip domuz avlayıp bir de avcı kulübesi yaptığımda sanırım bu işi halletmiş olacağım. Kütük lazım. Benim üstümde ağırlık yapan bir şeyler var. Şöyle bunları bırakmak istiyorum öncelikli olarak. Şu ahşap mızrakları bırakalım. Tamam. Şimdi kütük keselim. Sekiz tane kütük istiyordu. Hatta şöyle yapacağım. Çok karanlık. Uyuyalım. Sabahta kalkalım.
Şimdi 4 tane daha kütük toplayacağız. Bununla birlikte çubuk da isteyecek. Aha. İş kazası oldu. Şuradan bir su içeceğim. Demek ki ağaç üstümüze düşünce öldürebiliyor bize. Onu da öğrenmiş olduk. Çubuklar da varken en azından bunları da aktaralım buraya. Evet. Biraz da çubuk toplayalım. Hop! Ablacığım önüme çıktın. Ne yapıyorsun ya? Alacağım kökü. Alaçam kökü. Çubuk lazım olacak zaten. Çubukları en azından bitirelim de kütükler kalsın. Onları da zaten takır yaparız. Hasır lazım. Evet. Şuradan bir de bakalım. Kütük. Kütük istiyor. Hem de bir hayli fazla kütük istiyor. Hallederiz. Orman var. Ağaç üstümüze devrilmesin. Kütükleri de aldık. Bir ağaç daha keseceğim. Balta. Balta zortladı. Yaparız. Evet. Ne yaptığını görmeden. Aha. Ham madde çıkarımı. Bakalım neymiş. Ham madde çıkarım işlemlerinden %5 daha fazla tecrübe kazanırsın. Kil çukurlarını kazarken ekstra eşya bulma şansın %5 artar. Baltaların dayanıklılığı %5 daha yavaş azalır.
Bence bunu kasmam lazım. Çünkü balta gidiyor yani. Şimdi çekiç mefte alacak. Bitmeyen hastalık yapmışlar. Tam 15 gündür neredeyse iyileşemedim. Hayda, bu da kırıldı. Hasır. Aha. Tamam. Hasır toplamamız lazım. O da suyun kenarında diye hatırlıyorum. Temizlenelim. Canımızı yemekle dolduramıyor muyuz? Bunlar ne ya? Un çıktı. Alırız. Kalas. Al lazım olur. Lan. Hayır. Bunlar değil miydi? Bunları da toplayınca muhtemelen ev olacak. Ama avcı kulübesi de yapalım. Ava gitmeden önce. Buradayken en azından onu da halledeyim. Şuradan lootlayabildiğimiz kadar lootlayalım. Yeter mi? 49 tane. Yo, 73 tane olmuş. Bence yetmez. En azından bir 100 tane toplayayım. Haydi gidelim. Haydi gidelim o halde. Yakalamış mıyız? Bir şey yakalayamamışız. Kadınlar ayda bir kan kaybediyorken hayvanlara bir şey olmaması tuhaf değil mi? Aynen. Aynen ablacığım.
Bu konuyu benle konuşman lazım. Komşunla. Evet, basit bir ev. Beceriler. Ben vermiştim buna. Hayır. Buna vereyim bu sefer. Biraz da XP kazanalım. Yönetim. Bu kadını boş eve atadım. Sen artık dışarıda değilsin, ablacığım. Şimdi yine bir ev yapalım. Avcılık, avcı kulübesi. Böyle avcılık kulübesini biraz daha böyle köyün dışına. Şöyle suyun kenarına yapalım. Bence iyi burası gayet. Taş lazım. Arkadaşlar, böyle köy yaşantısı, orta çağ yaşantısı için ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bir yorum olarak atarsanız ben de cevaplamak isterim. Topla, topla, topla. Evet. Taşımızı da diktik. Kütüğümüzü de koyduk. Ama yetmedi. Ne tarafa düşecek? Biraz mekanikler garip yani. Daha da geliştirilebilir diye düşünüyorum aslında. Yine terledik, yine pislendik. Çünkü çalışıyoruz. Şu çubukları en azından aktarayım da üzerimizde yük azalsın. Bunu temizlemiyor muyuz? Bunları da alalım gelmişken. Aa, bir sürü varmış burada. Hop. Oha, nasıl vurdu lan öyle? Evet, yine çubuklar bitti. Yerden tek topladığımız çubuklardan böyle daha fazla topluyoruz aslında. Yap lan. Öyle bir vuruyor ki. Adam da hayattan bezmiş. Ben bu kadını eve koydum. Olmadı mı? Ya ablacığım, sana ev verdim ben. Daha ne istiyorsun benden? Daha canımı mı istiyorsun?
Neyse. Şu avcı kulübesinde az kaldı. Bitireceğiz. Aha. Kütük lazım. Su yok. Yemek yok. Odun yok. Tamam. Halledeceğim. Sana daha güzel imkanlarla yaşayabileceğim bir alan vaat edeceğim. Bir tane hemen çekiç yapalım. Balta da gitti. Bir tane de balta yapalım. Koymadın mı itemlerin içine? Yine becerilerden zanaat bilgisi. Daha az yakmalık odun tüketmek için yalıtım yap. Atölye ve demirhane tezgahlarından. Ben buna neden vermişim onu da bilmiyorum ama. Çekicin dayanıklılığını arttıralım. Daha çabuk. Daha çok kullanalım. Yani. Daha yapmakla uğraşmayız en azından. Küçük yetmedi. Şu yukarıyı bitirelim. Evet, yine kütüğe devam o zaman. Gidelim. Şurada bir ağaç kesmiş miydik biz? O ne oğlum, ağaçta kalmış. Dayan oğlum, dayan. Balta yapmış mıydık? Yapmışız, tamam. Devam. Tamam. Yönetim, avcılık, bıçak diyor. Bıçak mı bırakmamız lazım içeriye? Bakalım. Taş bıçak, taş bıçak. Ah. Şimdi şu ablanın işini de bir halledelim. Bu neydi? Aa, bu değil. Kaynak deposu. Kuyu. Şuraya da kuyu yapalım. Şöyle. Evet. Kütük, kütük. Full kütük istiyor. Toplayalım. Kadın hem mutsuz,
Hem aç, hem susuz. Güzel avrat otu. Oo. Çekil. Şimdi şu kuyuyu da halledelim. Sanırım su sağlayacak evlere. Başka bir şey yapılabilir mi bilmiyorum. Su dolu kırba. Dikim eviyle yapacağız bunu. Tamam. Şimdi bu benim evim. Şuradan közde pişmiş et. Bir dakika. Burası benim evim değil. Burası benim evim. Şunları alalım. Ava gideceğiz. Şurada da şu etleri pişirelim. Tamam. Şimdi eti pişirdik. Ablamızın evine gidelim. Etlerin bir kısmını atalım buraya. Şöyle 15 tanesini al. Bir de kütük, çubuk al. Al kalasları da al. Taşları da al. Tüyleri alma. Bunlar yetecek mi? Su lazım işte. Suyu... Aha. İyi bari tavşan avladık bir tane. Şunları bırak. Tüy, un, hasır. Tamam. Şimdi canımızı doldurmamız lazım. Uyunca düzeliyor mu? Bakalım. 1 saat 33 dakika. O zaman şöyle yapalım şimdi. Su içelim. Ardından yemek yiyelim. Mızrağı al, ikiye koy. Tamam. Şimdi gidelim domuz veya tilki. Tilki. Aha. Erkek domuz. Bir de suya girip temizlenelim. Heh. Şimdi gidelim erkek domuz avlayalım 3 tane. Suyu nasıl halledeceğiz hala anlamadım. Kuyu da yaptık ama. Oraya herhalde içecek kırba gibi bir şey koymamız gerekiyor. Bakalım ha. Birinci domuzumuz orada. Gel ya. Aha. 2S'ye gidiyor. Aha. Oh. Bu yakında. Gerçekten yakında. Mızraklarımızı da alalım. Lan.
Öl. Gelişmekte olan bir yerleşim yerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için sakinlerinin küçük topluluklar halinde çalışarak katkı sağlamasını gerekmektedir. Köylülere iş 18 yaşına doldurduklarında belirli bir binaya atanarak iş verebilirsin. Bu işlem yönetim sekmesinden ayarlanabilir. Bir iş yeri tam kapasiteye ulaştığında binalar sekmesinden üretim diğer binalara dağıtıp işçilerin üreteceği mal miktarını değiştirebilirsin. Anladım. Tamam. Bunları yolmak için önce bıçak yapmamız gerekiyormuş. O zaman yapalım. Ne duruyoruz ki? Zaten. Şimdi. Bıçak yapabilmemiz için 5 çubuk, 2 taş. 2 3 5 taş 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 taş. Lan taş yok. Heh. Ama bunları bir yolalım. Hemen yüzdük. Tamam. Bunu da yüzdük. Okey. Şimdi sıradan çanta. Tamam yapalım. Çiftlik. Ahşap çapa. Bir kütük, 5 çubuk. Bir kütük, 5 çubuk demiş. Evde vardı. 2 3 4 Ta al bunu da aldım. Tüccar yerleri. Oxbow genelinde her türlü alanda uzmanlaşmış satıcılar bulunmakta. Herhangi bir konuda komşularından yardım istemekten çekinme. Bu şekilde istediğin satıcıyı ya da besiciyi de bulabilirsin. Tamam. Üzerimdeki ağırlığı bir bırakmak istiyorum. Hatta bunları satarım ben. Şunları da al. Al bunu da. Hatta şu etleri de al. Aha! Üstüm çok ağır. Böyle tın tın yavaştan bir gidelim köye. Çapraz giderek daha hızlı gidiyor adam. Satıcılara satalım, bir para yapalım. Havuç tohumu, buğday tahılı, lahana tohumu, suni gübre.
Lan ne yapıyorsun lan sen, köyün ortasında yürümeye mi çalışıyorsun? Düşeceksin, düşeceksin. Taşın üstünde koşma. Ser bakalım şu mallıları. Tarlayı kim işlerinde? Şunları satsak mesela, bu kadının parası var mı o kadar? Çok güzel. Evet. Bayağı para yaptık. Tamam. Burada bir görev gösteriyor. Aha. Şunu yapalım. Hanedan şöhreti kazanalım. Şöhret iyidir. Ben anlamadım, neden görevler gözükmüyor? Şimdi gözüküyor. Şimdi şu mu? Ne alacaktım ben? Suni gübre, havuç tohumu. Havuç tohumu. Hayır. Sonra buğday tahılı, lahana tohumu. Buğday tahılı, lahana Bir de lahana tohumu. 4-5. Tamam. Mesela bununla hoşbeş etme. Nasıl gidiyor? Bir de yaratık falan filan. Çalışırsın, tamam. Bunları geç. Şöyle yapalım. Bu kim? Racimir. Tomirata, evet. Kadınla bu adam. Gıda yok, stok tahta yok. Yo, var. Su, kırba. Kırba almamız lazım, aynen. Bakayım bir. Kova mova satmıyor musunuz hocam siz? Sürahi. Bu mu satıyor? Bunu alsak. Boş kova yok mu, boş kova? Şurada sağda solda köşede bir yer yok mu ya, milletin kovasını alalım bari. Sen kimsin lan? Aha. Yok, kova değilmiş, ben kova zannettim. Bakayım şurada belki birinin vardır. Şunu alamıyor muyuz? Bu nasıl bir köy lan? Bir tane kova bile yok. Aha. Ne olur şimdi ben bunu çalsam? Ya bir şey almaz ya. Hırsızlık.
Tamam, çalmayacağım zaten. Havuç tohumundan. Ha, 15'er tane alacakmışım. Sen ne diyorsun ya? Nereye gitti adam? Kalk lan. Nasıl seni? Neyse, kovayı hallettik. Gidelim kuyuya atalım da millet suyunu içsin. Susuzluktan ciğerleri kurudu milletin. Bakayım koyabilecek miyiz oraya? Çaldık ama kovayı. Heh. Susuzluk gidecek mi? Al Tomir'i atadım. Ne olacak mı acaba? Olmadı. Abi yatayım, karanlık oldu ya, hiçbir şey gözükmüyor. Bura, pardon. Uyu bakayım. Aynen. E bitmedi, susuzluk hala aynı. Sen nasıl ben bu susuzluğu gidereceğim? Şimdi buraya mı koyacağım dolu? Bakalım. Yo, gitmedi. Allah Allah. Ne, eve mi koymamız lazım acaba? Ha, oldu. Sonunda. Tamam, gidelim şimdi hemen tohumlarımızı alalım ve bölümü sonlandıralım. Koş 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 koş. Kolay gelsin. Edwin, ver bakayım. Ver. Buğday tahılı 10 tane al. Ondan sonra lahana tohumu 10 tane al. Suni gübre 10 tane al. Havuç tohumuydu en son. 10 tane al. Oldu mu hepsi? En az 15 birim arazi sahibi ol. Köy halkı mutlu. Şurası tarla güzel olur aslında. Evet. Gününde güzel bir şekilde tamamladık. Evet sevgili YouTube, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak veya videoların altına like ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.